Kestik şimdi, telasını keseceğim bunun. Bu ceket inşaatın temeli. Şimdi tela alayım. Telalarımız Avrupa'dır, yerli değildir. İki kere yıkanmıştır. Bu tela girince biraz külfiyet artıyor. Yapışkan değil. Makas ustamdan hediye ederim. Ustam gayrimüslimdir, hampar usta. Çok eski bir markasıdır. Kumaşınızın markası genelde hangi markalar kullanıyorsunuz? Kumaşın markası Dormey'dir. Yerli değil, Dormey. Demek dünyaca ünlü bir marka. Çok ünlü bir marka. Bizim kumaşımız altı yıldızdır. Yerli kumaş. Ona da çalışıyoruz ama ekseriyette Avrupa kumaşlara çalışıyoruz. İtalyan kumaşlara çalışıyoruz. Kumaşlarımız Euro ile geliyor. Euro olduğu için metresi bellidir. Euro'lu kumaşlarımız çünkü Euro çıkmış, inmiş. Çünkü aynıdır yani sürekli. Tabii biz Türk parası söylüyoruz. Bir kumaşın metresi 150 euro. Yaklaşık 1000 liraya falan geliyor metresi. 3 metre 3000 liraya geliyor. Bu elbiseyi 5 liraya dikiyoruz. Ortalama 5 metre mi gidiyor? 3 metre gider 5 liraya mal oluyor. Buraların önlerine elde çalışmalar yapacağız. Onun için çiziyoruz. Siparişleriniz genelde nereden geliyor? Siparişlerimiz kişi özel. Ev iş adamları. Eskiden banka müdürleri de geliyordu ama şimdi gelemiyor. Güç meselesi. Hep iş adamı. Müşterilerimiz. Milletvekili, bakan. Düzeyinde. Diktiğimiz adamlar hep televizyonda. Cumhurbaşkanımızın elbisesi de buradan mı? Çok şükür yani hepsini giyindiriyoruz. 20 yıldır Ankara'ya çalışıyorum. Zaten fotoğraflardan belli değil. Maşallah. Abdülkadir Aksu, Işın Çelebi eski Anap Bakanlığından, Hasan Celal Güzel. İdris Naim var. İdris Naim Şahin var. Hayati Yazıcı var. Evet, Yazıcı var. Yani bütün bakanlıklarda müşterilerimiz var. Enerji Bakanımız var. Dışişleri Bakanımız var. Şener Yedi Yıldız var. Bakanımız var. Bir şükürler olsun. 13 yaşımızda Beyoğlu'na geldik bu mesleğe.
gayrimüslimlerden alıştık. Gayrimüslimlerin en zenginleri Şirinoğulları'dır. Şirinoğulları da müşterimizdir sağ olsunlar. Orta Doğu Plastik. Milletvekillerini saymıyorum. Polis'te zaten namımız değiyor orada. Elbiselerden belli oluyor diyorsun. Yok zaten. Şimdi Terzi Abdullah'dan mı giyiniyor? Bil ki bakan olursun derler vekiller. Marka. Böyle de bir şeyimiz var. Öyle bir espri yaparlar. 20 yıldır Ankara'ya gideriz. Günübirlik giderim. Haftada bir gün Moria ayırıyorum. Eskiden haftada iki kere gidiyordum, üç kere. Şimdi artık emekli olduk. Ayda bir kereye düşürdük yani. Yoksam gitsek iş çok var. Ama çocuklar büyüdü, okudu. Çok şükür bu meslekten. En küçük oğlum mühendis. Yazılım mühendisi. Hepsi askerliğini yaptı geldi. Çalışıyorlar. İşleri güçleri yerinde. Bu meslekten yetiştirdik. Evlerini aldık. Arabalarını aldık. Çok şükür. Ben çok sevdiğim için bırakamıyorum bu işimi. Yani bak bugün cumartesi gelip çalışıyorum. Çünkü işimi çok seviyorum. En önemlisi o zaten. İşimi hiç şey yapmam. Bunun sermayesi de yoktur. Bir iğne bir yüzüktür sermayesi. Bu işin sermayesi bir iğne bir yüzük. Çok şükür çocuklarımıza hep buradan baktık. Buradan çalıştık. Hiç kimseye mahcup olmadık. Diktiğimiz adamlar hep televizyonda zaten. Ustamız bize detayınca gösterdi yani. Her şeyi gösterdi. O da Ankara bürokrasisine çalışırdı. Biz de iş adamları ve bürokrasiye çalışıyoruz yani. Bin şükürler olsun. Hiçbir zaman evrakçılık yapmadık. Dürüstlükten vazgeçmedik. Köşkte de çok müşterimiz var. Yeni Cumhurbaşkanı Köşkü'nde. Çok vekiller, çok dostlarımız var sağ olsunlar. Bize hiç kapılarını kapatmazlar. Gittiğimizde, bir gün önce alo dediğimizde işimi bitirir, uçakla giderim günübirlik. Günübirlik akşam geri dönerim. Ertesi gün işim değil. Bir işim aksatmadan. Hiç hayatta yalanı sevmem. Müşteriye söz verdi mi 2 saat önceden hazırdır. Hiçbir zamana kadar mahcup olmadık. Bütün bu meslekten Avrupa'yı gezdim. Ama ben Avrupa'dan zevk alamadım. Binali Bey demesi Avrupa'nın diyor ya adı bassın. Her sene Allah nasip ederse Ümre'ye giderim. Gidemesem birini yollarım yerime. Kendim giderim. Hacılığımı yaptım. Yani bu meslekten çok şükür yani. Çok ekmek yedim. Hale de yiyorum. Çok güzel müşterilerim vardır yani bu meslekte. Allah herkese nasip etsin bu mesleğe. Çırak. 2 tane çırağım vardı. Biri paçacı. Paçacı tükeni açtı. Onları küçümsemek istemiyorum. Paçacı tükeni açtı. Biri de Vakko'nun kesim müdürü. İyi bir usta. Vakko'da. Şimdi yetiştirdiğimiz çıraklar oluyor. 2 ay çalışıyor. Konfeksiyona gidiyor. Makineye basınca. Aslında bu mesleği öğrenseler ne güzel evlerine bakacaklar, evlerini alacaklar. Ama bizim mesleğimizde kahve hayatı falan olmayacak. Hep çalışacaksın, hep çalışacaksın. Çünkü çalışmak isteyen bir şey. Ben şimdi burada bunu kesmesem, bunları ayarlamasam, oturup sohbet edersem bu iş böyle bekler. Ama ben buraya bir şeyler yapıp çalışırsam bu iş yürümüş olur, bitmiş olur. İşimiz çok çalışmak isteyen bir mesleğimiz var yani hiç. Müşteri gelir, biz hem muhabbet ederiz hem çalışırız. Hiç işimizi engellemez. Bin şükürler olsun. Yani hayatta en güzel, en temiz bir meslek yani bu mesleği seçmişiz. Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var. 2 kızım, bir oğlum var.
Biri kızım belediyede müdür. Biri Bayrampaşa. Hastanede hemşire. Oğlum da mühendis, 70 mühendis çalışıyorlar. Ayrıyetten kendi şirketi de var. Yazılım mühendisi. Üçünün de işleri iyi yani. Baba çalışma artık diyorlar, yeter diyorlar ama ben alışmışım. 45 senedir bu işi yapıyorum. 77'de başladım ben bu işe. Hala devam ediyorum ama zevk alıyorum hala. Zevkle çalışıyorum. Ordu'nun neresinden? Ordu'nun Ünye kazasındanım. Ünye'de de çok şükür yerimiz, evimiz var. 5 kilometre mahallesi var. Orada da yine bir yazdığım evim var. Yani burada da var çocuklarımızın yine işte. Çok şükürler olsun. Yaptık bir şeyler. Memleketimden hiç kopmadım. Senede 4-5 kere giderim. Bazen cumartesi, pazar gider gelirim uçakla. Yani bundan daha güzel bir şey olmaz çünkü. Çok güzel şeyler var memleketimizde. Ben Avrupa'nın her tarafını gezdim. Yine de Türkiye'de. Türkiye'yi gezsin millet. Türkiye'de gezilecek yerler çok. Adam Avrupa demesin ha. İbadet yapmak isterse tabii ki Mescid-i Aksa'ya da gitsin, Kudüs'e, Filistin'e. Orada akıllara görsün. Biz çok şükür gördük. Ondan sonra hacılık görevi, ümre görevlerini de herkese tavsiye ederim yani. Huzurlu bir hayat geçirsin. Herkes yani çünkü daha düzenli oluyor. Evet, atölye kısmındayız. Evet, burada işlerimiz dikiliyor. Bak buranın masası daha büyüktür ki rahat çalışılsın diye. Öbür tarafta kesimler yapılır, hazırlanır. Bu masada da geniş, rahat çalışsın arkadaşlar diye. Burada da atölyemiz devam ediyor. İşimiz el sanatı. Bak, işleri. Hepsi. Evet, sanatıdır işimiz. Bunların da bak, buraya kosyeler tutar. Buradan alır, buradan. Buradan alır, buradan birleşir yani. Yani ekosyer. Dört tarafı tutar yani. Bu işi dikmek bir zevklidir yani. Terzilikte ekosyer ceket dikmek çok zevklidir. Çoğu kaçar tutturamam diye. Ben bayılırım ekosyer ceket dikmeye.